AKP'nin içerisinde bir milletvekili var. Korkusuz bir şekilde eleştirebiliyor. Hayret ediyorum hala onu orada nasıl tutuyorlar. Mustafa Yeneroğlu adı. Zaman zaman toplumsal meselelerde korkmadan cesurca görüşlerini paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Pırak Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken yerine Egemen Bağış atandı. Egemen Bağış'ın atanmasının ardından AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi ve Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de bilir. Açığa vurduklarını da. Bakara suresi 77. Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin. Hayırlı cumalar dilerim diyerek Egemen Bağış'ın atanmasına üstü kapalı olarak dolaylı yoldan tepki gösterdi. Bilindiği gibi FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarında bir ses kayıtları basına yansımıştı. Tapeler basına yansımıştı. Orada bakara makara şeklinde bir üslup vardı ve o ifade muhalefet kesiminden büyük tepkilere neden olmuştu. Ve tabii ki İslam dünyasının önemli temsilcilerinden bazıları da bunun yanlış olduğunu vurgulamıştı. Ve Egemen Bağış ardından bu tapelerin çıkması nedeniyle istifa etmiş, bakanlık görevini bırakmış, yerine ise Mevlüt Çavuşoğlu gelmiş idi. Uzun bir süredir siyaset sahnesinde göremediğimiz Egemen Bağış bazı toplantılara katılıyor, bazı konferanslarda karşımıza çıkıyordu. Ama birdenbire büyükelçi olarak atanması gerçekten dikkat çekmişti. AKP içinden kimse sesini çıkarmamıştı, tepki göstermemişti. Ama Mustafa Yeneroğlu dediğimiz gibi bizleri hayretler içerisinde bırakarak tepki gösterdi. Şaşırdık doğrusu.